Sevgili öğrenciler, Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çevrim içi deneme sınavı, Türkçe dersi soru çözümüne hoş geldiniz. Birinci sorumuzla başlayalım. Perde sözcüğü yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır? Birinci cümlemizde gözlerini pem, perde indiği için kaza yaptığını söylüyor. Burada perde, perde inmek deyim anlamlı bir sözcüktür. İkinci de, Penguenler, ördekler, kuğular, perde ayaklı hayvanlardan sadece birkaçı. Burada fen terimi olarak kullanmıştır. Perde ayaklı hayvanlar. Üçüncü cümlede ağabeyim üç perdeden oluşan bir oyunda görev alacak. Burada da üç perde derken tiyatron bölümlerinden bahsetmiş. Yine terim anlamlı kullanılmıştır. Dördüncü cümlemizde yeni evimizin perdeleri odaya ayrı bir ferahlık katıyor. Burada da gerçek anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacak. Terim anlamlı kullanılmıştır. B şıkkıdır. İkinci sorumuzda açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel karşılaştırma yoktur? Açıklamaya bakıyoruz. En az iki farklı varlığın, olayın, durumun, kavramın birbirine benzer ya da karşıt yönleriyle zayıflık, üstünlük, eşitlik, denklik vesaire belirtilerek kıyaslandığı cümlelere karşılaştırma denir. Kişisel duygu ve düşüncelerin karıştırılmadığı, herkesçe kabul görmüş, kanıtlanabilir yargılar ise nesnel cümleler denir. Şimdi aşağıda nesnel karşılaştırmaya dikkat edeceğiz. Öznel olan öznel cümle ile nesnel cümleyi aslında ayırt edeceğiz. Karşılaştırma hepsinde olduğunu görüyoruz zaten. A şıkkında bu sınavda öncekilerden daha çok soru var. Evet, bu kanıtlanabilir. B şıkkı nüfusun çoğunluğu güney bölgelerde yaşıyor. Yine kanıtlanabilir ve karşılaştırma var. C. Son gezdiğimiz şehir İstanbul'dan çok daha güzel ve sessizdi. Bu kişisel bir görüş ifade ediyor sevgili öğrenciler. O yüzden burada öznerlik söz konusu. Nesnellik değil. Karşılaştırma var fakat öznel cümledir. Cevabımız C olacak ama D şıkkına da bakalım. Yazar bu şiirinde Anadolu'yu anlatmış. Burada da yine nesnel bir ifade var. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisini tamamlanırsa amaç sonuç cümlesi olur. Cümlemiz gece gündüz çalışır olarak bitmiş. A şıkkında insanoğlu daha fazlasını kazanayım diye gece gündüz çalışır dediğimizde evet hangi amaçla gece gündüz çalışır daha fazlasını kazanayım diye. Burada amaç sonuç ifadesi var. Cevabımız A şıkkı ancak diğer şıklara da bakmamız gerekiyor. B kimisi gözünü tamah bürüdüğü için gece gündüz çalışır. Burada neden sonuç vardır C. Kimse elindeki yetinmeyi bilmediğinden gece gündüz çalışır dediğimizde yine neden sonuç ifadesidir. D. Bazı insanlar büyük bir hedefi olursa gece gündüz çalışır. Burada da şart bildiriyor gördüğünüz gibi. E, amaç sonuç bildiren e, şık ise A şıkkımız olacaktır. Dördüncü sorumuzda yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmamıştır demiş. Ee, yukarıdaki paragrafı okurken tanımlama, örneklendirme, karşılaştırma ve sayısal verilerden yararlanmanın olup olmadığına bakacağız. Paragrafımıza bakalım. Yüzyılları aşarak günümüze kadar ulaşan çocuklarımızın severek oynadığı onlarca geleneksel oyunumuz vardır. Kimileri hala çocuklar arasında tazeliğini ve canlılığını korurken kimileri unutulmaya yüz tutmuştur. Canlılığını koruyan oyunların belki de en başında körebe gelir. Körebe, gözleri kumaşla bağlanan bir ebe'nin kovaladığı ve diğer çocukların kaçtığı hareketli bir oyundur. Bu gibi oyunlar sadece birer oyun olmaktan çok bir milletin kültür taşıyıcılarıdır. İnsanlar hem kendi milletlerinin hem de çocuklarının sağlıklı gelişimi için bu kültürü aktarmalı ve devamlılığını sağlamalıdır. Şimdi tanımlama körebenin tanımıyla başlamış sevgili öğrenciler. Körebe ve gözleri kumaşla bağlanan bir evinin kovaladığı ve diğer çocukların kaçtığı hareketli bir oyundur demiş. Burada tanımlama var A şıkkı. B'ye bakalım. Canlılığı koruyan oyunların belki de en başında körebe gelir demiş. Burada en başında diyerek karşılaştırma yapmıştır. Ve körebe gelir diyerek bu oyunların içinde örneklendirme yapmıştır. B ve C şıklarında burada buluyoruz. Dolayısıyla paragrafımızda Sayısal verilerden yararlanmamış sevgili öğrenciler, cevabımız denizli olacak. Beşinci sorumuzda, yukarıdaki grafikte 8B sınıfının birinci dönem Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait üçer sınav sonucunun sınıf ortalamaları verilmiştir. Verilen bu bilgiler doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A Birinci Türkçe sınav ortalaması, üçüncü matematik sınav ortalamasından yüksektir. Hemen birinci Türkçe sınav ortalamasını işaretliyoruz mavi sütun. Üçüncü matematik sınav ortalamasını işaretliyoruz turuncu sütun. Yüksek midir? Değildir. Matematik sınav ortalaması daha yüksektir. A şıkkını ediyoruz. B şıkkı tüm sınav ortalamalarına bakıldığında 3 sınavda da matematik ortalamaları fen bilimleri ortalamasından yüksektir. Birinci sınava bakıyoruz. Birinci sınavda matematik ortalaması, fen ortalaması burada düşük. İkinci sınavda evet matematik ortalaması fen ortalamasından yüksek. Üçüncü sınavda matematik evet fenden yüksek. Ancak birinci sınavda olmadığı için bu şıkkı da ediyoruz. C şıkkı birinci fen bölümleri sınav ortalamasıyla üçüncü matematik sınav ortalaması eşittir demiş. Bunun için geri alayım. Şöyle sileyim sevgili öğrenciler görünmesi açısından. Çünkü arada çok küçük bir fark var. Birinci fen bilimleri sınav ortalamasına bakıyoruz. 70'in biraz üzerinde. Üçüncü matematik sınav ortalamasına bakıyoruz. O da 70'in üzerinde ancak milimlik bir farkla matematik ortalaması daha fazla olduğunu görüyoruz. Eşit değil. O yüzden C şıkkını da eliyoruz. D. Her sınavda ortalaması bir önceki sınava göre artış gösteren tek ders matematiktir demiş. Bakıyoruz. Türkçe birinci de 70'lerde, sonra 80'lere yaklaşmış, sonra geri düşmüş. Matematik'e bakıyoruz. Birinci de 50 ile 60 arasında. İkincide 60 ile 70 arasında. Üçüncüde de 70 ile 80 arasında. Evet, periyodik olarak bir yükseliş var matematikte. Fen'e bakıyoruz. Birinci de 70'in biraz üzerinde. İkincide 60'a yaklaşmış. Üçüncüde ise 50'ye yaklaşmış. Bir düşüş söz konusu. Dolayısıyla bir önceki sınava göre artış gösteren tek dersin matematik olduğunu görüyoruz. Cevabımız denizli diyoruz. Altıncı sorumuzda numaralanmış cümlelerin hangisi yay ayraç içindeki açıklamayı örneklememektedir. Birinci açıklamamıza bakıyoruz. Yazarlık doğuştan gelir diyenlere şaşıyorum. Böyle bir şeyi kabul etmek nasıl olabilir? Yazmak istiyorsanız böyle sözleri kulak asmayın. Çok iyi yazarak işe başlayan bir genç yazar kısa süre sonra yılarak yazmayı bırakabilir. Evet burada dikkat ederseniz bir yargı bildirmiş yazar bunu savunmuyor aksini iddia ediyor ve bunu ispatlama gereği duymuş. Size kanıtlama gereği sizi ikna etme gereği duyduğu için tartışmadır doğrudur birinci açıklama. İkiye bakalım dere kenarında bulunan söğüt ağaçlarının dalları suya değiyor. Demir ve tahtadan yapılmış köprü derenin üzerinde ters hilal şeklinde bir görünüm oluşturmuş. Dere kenarında ahşaptan yapılmış bir ev. Bahçesinde bulunan şeftalilerin kokusu uzaktan duyuluyor. Evet, burada betimleme var. Dikkat ederseniz kelimelerle resim çizme sanatıdır betimleme. Dolayısıyla bir yerin tasvirini yapmış bize. Gözümüzün önünde canlandırmaya çalışmış. O nedenle bu da doğrudur. Üçe bakalım. Sevgiyi anlatanların başında Yunus ve Mevlana gelir. Ömürlerini sevgiye adamış iki gönüllü insanıdır onlar. Hem sevmişler hem de sevilmişler. Şimdi burada Yunus Mev Mevlana'nın isminin verilmesi tanık gösterme olarak göster e söylenemez. E çünkü tanık gösterme olması için Yunus Emre'nin ya da Mevlana'nın bir sözünü tırnak içinde yer verilmesi gerekiyordu. Burada sevgiyi anlatanlara örnek vermiş. Burada örnekleme vardır. Dolayısıyla cevabımız e C şıkkı olacak ancak. 4'e de bakalım. Sabah güneş doğdukça umutlarımız yenileniyor. Burada koşu sonuç anlamı vardır. Umutlarımızın yenilenme koşulu nedir? Güneşin doğmasıdır sabahları. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız 3. açıklama olacak. Ceyhan'dır. 7. sorumuz da bir grafik tablo sorusu. Tabloya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A turist sayısının hangi aylarda arttığına tabloya baktığımızda Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında artış gösterdiğini görüyoruz. B mevsimlerin turist sayısına etkisine evet Mayıs, Haziran aylarında ilkbahar, Mayıs ayı ilkbahar, Haziran, Temmuz, Ağustos yaz aylarında, Eylül aylarında da biraz artış var ancak kışın hiçbir şekilde görünmemiş zaten kış ayları. Ekim ve Kasım aylarında da düşüş yaşandığını görüyoruz. E ee, dolayısıyla B şıkkında buradan ulaşabiliriz. C en az turistin hangi ayda geldiğine? Kasım ayında geldiğini zaten burada bariz olarak görüyoruz. Yerli ve yabancı turistlerin aylara göre dağılımına dair e, burada bir e, yorum yapamayız. Çünkü turist sayısı verilmiş. Yerli ve yabancı diye ayırt edilmemiş. O nedenle cevabımız D şıkkı olacak sevgili öğrenciler. 8. sorumuza bakalım. Bir mağaza müşterilerini aşağıdaki anketi uygulamaktadır. Ee, söz konusu mağaza bu anketi ile neyi hedeflemektedir? Ankete bakalım. A. Ürün düzgün paketlenmiştir. B. Değişim ve iade hakkı var. C. Ürün kaliteli malzeme ile üretiliyor. D. Çalışanlar müşteri memnuniyetini önemsiyor. A'ya bakalım. Müşteri memnuniyetini ölçmeyi amaçlamakta. B. Ürün kalitesini kontrol etmeyi. C. Çalışanların denetimini sağlamayı de ürün değişimi iadesini sağlamayı. Şimdi B, C ve D şıklarına baktığımızda hepsi anketteki bir soruyu karşılıyor. Ancak anketin bütününe baktığımızda müşteri memnuniyetini ölçmeyi amaçladığı görülüyor. Hem ürün olarak hem çalışanlar açısından hem de ürünün gelişi açısından müşteri memnuniyetini odak noktası olarak aldığını bütünü de gördüğümüz için cevabımız A diyoruz. 9 ve 10. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Bir yat turu yapan şirket bir gezi düzenleyecektir. Bu geziye Ayşe, Burcu, Cem, Derya, Ferdi ve Hakan katılmak istemektedir. Geziler sadece hafta içi günlerde olacaktır ve geziler Alanya, Bodrum, Köyceğiz olacaktır. Bu geziyle ilgili şunlar bilinmektedir: Kızlar Art arda günlerde geziye gidemez. Her ilçe birden fazla kişi gidebilir. Pazartesi günü sadece Alanya'ya gidecek kişi Ayşe'dir. Sadece Cuma günü iki kişi gezi turuna katılmıştır. Gidenlerden biri Cem'dir. Bodrum'a gidecek kişi Perşembe günü gidecek olan bir erkektir. Çarşamba günü Köyceğiz'e gideceklerden biri Derya'dır. Dokuzuncu sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Cem ile Cuma günü geziye katılan kişi Burcu'dur. Evet bunu buradan çıkarabiliriz sevgili çocuklar. Cuma Günü iki kişi gezi turuna katılmıştır. Gidenlerden biri Cemdir demiş. Ee, şimdi Pazartesi günü de Ayşe gittiğine göre ve art arda günlerde kızlar gitmeyeceğine göre Çarşamba e, Derya, Cuma Burcu olabilir. B Ferdi Salı günü geziye gitmiş olabilir. Evet Salı günü gitmiş olabilir. Perşembe de gitmiş olabilir. C Hakan'ın geziye katıldığı günden sonra geziye giden kişi Ayşedir demiş. Ayşe pazartesi günü gideceği için ilk gün, haftanın ilk günü gideceği için e, e, Hakan'dan sonra e, katılması mümkün değildir. O yüzden e, C şıkkını kesinlikle çıkaramayız sevgili öğrenciler. Cem ve Burcu Bodrum'a gitmiş olabilir. Evet olabilir. Doğrudur. E, o nedenle cevabımız C şıkkıdır sevgili öğrenciler. 10. sorumuzda ise Buna göre Ferdi ve Hakan hangi günler geziye katılmış olabilir demiş. Çarşamba ve Perşembe demiş. Çarşamba Derya gidiyor, Perşembe olabilir. Salı Cuma demiş. Cuma günü Cemle burcu gitmiş gitme ihtimali e, yüksek. E, buradan da onu çıkarıyoruz zaten. E, C Çarşamba Pazartesi demiş. Pazartesi Ayşe, Çarşamba Derya gidiyor. O yüzden Ferdi ve Hakan'ın gitmesi e, olası bir ihtimal değil. Geriye salı ve perşembe günleri kalıyor sevgili öğrenciler. Cevabımız D şıkkıdır. 15. sorumuzda söz sanatları var. Yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre hangi öğrenci dizelerde geçen söz sanatını doğru bilmiştir? Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Meltem öğretmen Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olan bu dizeleri tahtaya yazmıştır ve öğrencilerinden şiirde geçen söz sanatını tespit etmelerini istemiştir. Aslı, Sevgi, Murat ve Kübra şu söz sanatlarını tespit etmiştir. Aslı benzetme, sevgi kişileştirme, Murat konuşturma, Kübra tezat sanatı demiştir. Hangi öğrenci doğru bilmiştir? Ellerim takılırken rüzgarların saçına dediğinde burada kişileştirme olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz zaten sevgili öğrenciler. Dolayısıyla Sevginin cevabı doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. 12. sorumuzda yukarıdaki parçadan hangisi çıkarılamaz? İnsanların kendini büyük görmesine şaşmıyorum. Hepimizde vardır bu kusur. Aslında kusur da değildir, gereklidir. Önemli olan kendini büyük görürken kimseyi küçük görmemektir. İnsan kendine güvenmeden neyi başarabilir? Yazar da olamaz doktorda. Herkes yaptıklarını beğenir. Bizim olan bize güzel görünür. Bizden başkası doğal olarak eksiklikleri görebilir. Elbet yaptıklarımızı beğenelim ancak kuzgun ayarısı şahin görünür. sözünü de unutmayalım. A şıkkında insanların kendini beğenmesi doğaldır diyor. Zaten giriş cümlesi de öyle başlıyor. İnsanların kendini büyük görmesine şaşmıyorum diyor. Hepimizde vardır bu kusur. Bu doğal olduğu anlamına geliyor zaten. Ve kimse her yaptığını mükemmel bulmamalıdır. Şimdi genel olarak tabii ki görmelidir diyor ancak son cümle e, çok şey ifade ediyor. Beğenelim ancak kuzguna yavrusu şahin görünürmüş sözünde unutmayalım derken burada mükemmel bulmamak gerektiğini de ifade ediyor. C özgüven sahibi olmak bize büyük katkılar sunmaz. E, böyle bir ifadeye paragrafta rastlamıyoruz sevgili öğrenciler. O yüzden cevabımız C şıkkı. D şıkkına bakalım. İnsanlar yaptıklarını eleştirebilmelidir. Yine kuzguna yavrusu şahin görünürmüş. Atasözü de e, bunun üzerinedir yine e, kişinin kendisinin ne kadar kötü olursa olsun e, ya, e, yakındaki kişi ya da kendisi e, her şeyini daha güzel gözle görür. Yine B ve D oraya hitap ediyor ancak C paragraftan kesinlikle çıkarılamaz sevgili öğrenciler. 13. sorumuzda yukarıda renklerle belirtilmiş atasözlerinden hangileri gizlice gelişen olaylar bir yerde patlak verir ve bir belirtiden gerçeğin varlığının anlaşılacağı anlamına gelmektedir. İki farklı atasözü var. Ee, kaynayan kazan kapak tutmaz, lapla peynir gemisi yürümez, eğri tahta binen tez iner, ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Anlama baktığımızda gizlice gelişen olaylar bir yerde patlak verir dediğinde kaynayan kazan kapak tutmaz atasözümüzün anlamıdır. Bir belirtiden gerçeğin varlığının anlaşılacağı ise ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünün anlamıdır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkıdır. 14. sorumuzda bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Metnimizi okuyalım. Sözün kısası kitabı her yönüyle severim. Anlatılana dalıp gitmekten, yapraklara dokunmaktan, taze mürekkebin kokusunu duymaktan, çevrilen yaprakların çıkardığı hışırtıdan hoşlanırım. Odamdan dışarıya çıktığım zamanlar yanıma küçük boyda bir kitap almayı hiç unutmam. Ne olacağı bilinmez ki. Bakarsınız kalabalık içinde insan ansızlığın yalnızlık çökebilir. Burada makale ve roman olmayacağını açıkça görmüşsünüzdür. Sohbet mi deneme mi sorusunu soracağız. Sohbet yazar karşısındaki konuşuyormuş havası verir. Denemede ise yazar kendi kendine konuşuyormuş, söylüyormuş havası vardır. Ee, da, sohbet daha yüzeysel deneme daha derinlemesine bir yazı türüdür. Sohbete nazaran daha derinlemesine bir yazı, yazı türüdür. O yüzden e, burada cevabımız C şıkkı olacak. Sohbette ayrıca yazar sorular sorar. Burada öyle bir ifade yoktur zaten. E, deneme diyoruz. Metnimizin türü. 15. sorumuzda söz sanatları var. Yukarıda bilgiler verilmiş. Bu bilgilere göre hangi öğrenci dizelerde geçen söz sanatını doğru bilmiştir? Ellerim takılırken rüzgarların saçına, asıldı arabamız bir dağın yamacına. Meltem öğretmen Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olan bu dizeleri tahtaya yazmıştır ve öğrencilerinden şiirde geçen söz sanatını tespit etmelerini istemiştir. Aslı, Sevgi, Murat ve Kübra şu söz sanatlarını tespit etmiştir. Aslı benzetme, sevgi, kişileştirme, murat konuşturma, kübrat tezat sanatı demiştir. Hangi öğrenci doğru bilmiştir? Ellerim takılırken rüzgarların saçına dediğinde burada kişileştirme olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz zaten sevgili öğrenciler. Dolayısıyla sevginin cevabı doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır. 16. sorumuz noktalama işareti sorusu. Yukarıdaki şekillerin karşısında yer alan cümlelerin hangisinde kullanılan noktalama işareti yanlıştır? Şimdi mesele diye karşımıza çıkan zorlukların çoğunu kendi ruhumuzun içinde halledebiliriz. Burada cümlenin sonuna nokta konulmuş, bir sıkıntı yoktur. Eşyadan yana zengin, insandan yana fakir olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Eş görevli sözcükler arasında kullanılmış. Burada da sıkıntı yoktur. Türkçe dersini Sinem de çok seviyor demiş. Burada sinem de derken de bağlaştır sevgili öğrenciler. Bağlaçlar zaten kesme işaretiyle ayrılmaz. Kesme işareti burada yanlış kullanılmıştır. E, cevabımız C olacak. Altıgen e, oval şekle bakıyoruz. Yeni çantasını yurt dışından getirdiği bir gün olsun yanından ayırmıyordu demiş. Yurt dışından getirdiği ara sözdür. E, yeni çantasını sözcük grubunun açıklayıcısıdır. Dolayısıyla doğru verilmiştir. E, yanlış olan C şıkkıdır. 17. sorumuzda numaralanmış cümlelerle kurallı ve anlamlı bir paragraf oluşturmak istenirse sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Öncelikle bir paragrafın giriş cümlesi olmayanları eleyelim. Diğer insanlarla dediği için bunu eledik. Ancak diye başlamış yine eledik. Üçüncü cümlenin başı olabilir. Diğer insanlarla demiş. Bu durum demiş. Bunlar zaten bir paragrafın giriş cümlesi olamaz. Evet, dolayısıyla 3 başlar. Bir konuya giriş yapmış. Dikkat ederseniz insanlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçların karşılamak için diğer insanlarla etkileşim halinde bulunur. O zaman B ve D şıklarını eliyorum. A ve C şıklarına bakıyorum. A şıkkımda. İnsanlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insanlarla etkileşim halinde bulunur. Diğer insanlarla olan etkileşimimiz yaşantımızı kolay hale getirebilir ya da çekilmez kılabilir. Bu durum yaşantımızı sürdürmek için gereklidir demiş. Burada bir düşüncenin akışı bozulmuş. Dolayısıyla A'yı eledim. C'ye bakıyoruz. İnsanlar fizyolojik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için diğer insanlarla etkileşim halinde bulunur bu durum yaşantımızı sürdürmek için gereklidir. Evet burada uygun olmuş. Diğer insanlarla olan etkileşimimiz yaşantımızı kolay hale getirebilir ya da çekilmez kılabilir. Ancak sosyal varlık olan insan iletişim kurmadan yaşamayacağına göre doğru iletişim kurmaya özen göstermelidir. Diğer insanlarla doğru iletişim kurmak bireyi yalnızlıktan ve sosyal yönden izole edilmiş olmaktan korur. Evet diğer insanlarla demiş. Dolayısıyla... Hepsi birbirinin devamı şeklinde. Cevap C şıkkıdır sevgili öğrenciler. 18. sorumuzda yukarıdaki yargılardan hangilerine ulaşılamaz demiş. Ee, parçayı okuyoruz. Anlatım biçimlerinden biri de öykülemedir. Öyküleme sorunları, düşünceleri, düşleri, kısaca söylemek istediklerimizi bir olay içinde düşünme ya da bir olaya bağlayarak verme işidir. Yalnızca roman ve öykülerde kullanılmaz bu anlatım biçimi. Özellikle tarih, anı, biyografi, otobiyografi, gezi türlerinde de kullanılır. Ancak roman ve öykünün dışında kalan türlerdeki kullanılış biçimini açıklamalı öyküleme denir. Birinci yargıya bakalım. Öyküleme anlatım biçiminde sadece öykü ve romanlarda kullanıldığı demiş. Burada tam aksini söylemiş. Yalnızca roman ve öykülerde kullanılamaz bu anlatım biçimi. Kullanılmaz bu anlatım biçimi demiş. Dolayısıyla birinci yargıya ulaşamıyoruz işaretliyoruz İki, öykülemeden başka anlatım biçimlerinde olduğu evet giriş cümlesinde vermiş anlatım biçimlerinden biri de öykülemedir demiş bu yargıya ulaşabiliyoruz üçüncü bazı yazı türlerinde farklı biçimde adlandırıldığına evet ne demiş tarih anı biyografi otografi gezi türlerinde kullanılabilir ancak roman ve öykünün dışında kalan türlerdeki kullanış biçimine açıklamalı öyküleme demiş farklı biçimde adlandırıldığı belirtilmiş zaten. Dörtte öykülemede amacın insanları aksiyon içine çekmek olduğu giriş cümlelerinde, ikinci cümlede pardon, öyküleme sorunları, düşünceleri, düşleri, kısaca söylemek istediklerimizi bir olay içinde düşünme ya da bir olaya bağlayarak verme işi olduğu e, ifade edilmiş. Dolayısıyla burada bir aksiyon içine, olayın içinde olduğu için aksiyon içine çekme anlamı çıkıyor. Beşinci cümlede edebi alanda en çok tercih edilen anlatım biçimi olduğuna dair bir yargıya burada ulaşamıyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 5 olacak. 19. sorumuz. Yukarıdaki metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Metnimize bak bakalım. Çocuk muhteşem bir potansiyelle doğar. İçinde doğduğu aile onu ya geliştirir ya da farkına varmadan kalıplar. Çocuğunu bilinçli olarak geliştirmek isteyen anne ve babalar her şeyden önce iletişim becerisini arttırmalıdır. Doğru kelimelerle kurulan iletişim kişilik gelişimini destekler. Yanlış kelimeler ise çocuğun duygu dünyasına zarar verir. Bu nedenle anne ve babalar çocuklarının hayata bir sıfır önde başlamaları için onlarla kurdukları iletişimde olumlu bir dil kullanmalıdır. Birlikte yaptıkları eğlenceli aktivitelerde çocuklarının kelime dünyasını zenginleştirmeli ve dil gelişimlerini desteklemelidir. Şıklara baktığımızda olumlu bir dil kullanmak beyni geliştirir demiş. Böyle bir yargıya ulaşamıyoruz bu paragraftan. Ve çocuğun dil gelişimi çevresel koşullardan etkilenmez demiş. Çevre ile ilgili bir yargı yoktur zaten paragrafta. C. Anne ve babalar çocukların dil gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir demiş. Paragrafın bütününde zaten bu düşünce savunuluyor. Sevgili öğrenciler, dil gelişimi, kelime, iletişim becerisi... Hepsi dil gelişimi ile ilgili. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı. D. Ebeveynler çocukların duygu dünyasını zenginleştiren çalışmalar yapmalıdır demiş. Burada duygu dünyası ile ilgili bir yargı yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Evet sevgili öğrenciler son sorumuzdayız. İki tane metin verilmiş. Bu parçalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Birinci metin, su hayatın temel bileşenidir. Uzaydan bakıldığında dünya mavi bir misket andırır. Dünyanın her yerinde su var gibi gözükse de bunların %97'si tuzlu, geriye kalan %3'lük kısım temiz sudan oluşur. Bu verilere baktığımız zaman içilebilir suların ne kadar az olduğunu görebiliriz. Dünya üzerinde varlığımızın devam edebilmesi için su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılması gerekir. İkinci metin, ben bir su damlasıyım. Belki bir denizde, bir ırmakta ya da bir camda. Yaz gelince güneşle ısınıp buhar olurum. Aslında görünmez olduğuma içten içe sevinirim. Gökyüzünün koynuna yükselir bulut olurum. Şekilden şekle girip çocuklara eğlendiririm. Rüzgarla beraber diyar diyar dolaşırım. Yükseklere çıkıp soğurum. Eski halime dönerek çocukların saçlarına konarım. A birinci metinde bilimsel ve öğretici nitelikler ön plandadır. Evet birinci metin bilgilendirici bir metindir. Dünyadaki su kaynaklarından içilebilir su kaynaklarının ne kadar az olduğunu göstermek amacıyla yazılmış. Bunu değerini bilmemiz amacıyla yazılmış bir metin. Zaten sayısal verilerden de yararlanmış dikkat ederseniz. %97'sinin tuzlu geriye kalan %3'lü kısmın temiz sudan oluştuğunu belirtmiş. A şıkkını çıkarabiliriz metinden ve her iki metinde nesnel ifadeleri yer verilmiştir demiş. Birinci metin tamamen nesnel ifadelerden oluşurken ikinci metinde öznel ifadeler ağırlıktır. Dolayısıyla B şıkkına burada ulaşamıyoruz. Ama diğer şıklara da bakalım. İkinci metinde kurgusal unsurlar yer almaktadır demiş. Evet tamamen hayali kurgusal bir unsur yazar kendisini bir su sonra olarak görüyor ve gökyüzüne yükselip yeryüzüne inişini çocuklar üzerinde etkileri üzerine e, duygularını ifade etmiş. E, de her iki metinde söz sanatına başvurulmuştur demiş. Birinci metinde zaten dünya mavi bir misketi andırır diyerek benzetme yapılmıştır. E, su var gibi gözükse de diye yine ortada bir benzetme var. İkinci metinde zaten baştan sona bir kişileştirme söz konusu. E, dolayısıyla D şıkkı da var. E, cevabımız e, B şıkkıdır sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler. Soru çözümlerimiz burada bitmiştir. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.